Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bizim damdayız. Bugün size başlıkla da gördüğünüz gibi bir çift çok güzel sarı minemas ve kırmızı minemas aldık. Yani sarı lan kırmızıyı çüt etmiş. Ama muhteşem bir şekilde bir çütle. Bir onları göstereceğiz arkadaşlar. Bir de yavrularımızın zaten bir kısmını yukarıya çektik. Altta gelen son yavruları size göstereceğim. Son derken yani şimdi yetişmiş olan yavruları size göstereceğim. Çok güzel birkaç tane bu ikinci az yavrular daha güzel olmaya başladı. Onları sizlere göstereceğim. Diğer ise bak şuraya kümes yapmaya başladık. Şimdi onu da size yakından göstereceğim. Yavrularımızın bir kısmını geçen gün sattık. Yani ortalama 4 tane daha sattık. Diğerlerini ise artık satmayacağız arkadaşlar. Çünkü bizim niyetimiz 100 tane yarışçı güvercin uçurmaktı arkadaşlar. İnşallah bu sene kısmet olursa 100'ü tamamlamaya çalışacağız. Çünkü yaklaşık kendime şu an 15-16 tane bir yavru kaldırdım. Altta gelenlerden de artık kaldıracağım. Çünkü satmayacağım artık. Bu sene satmayacağız. Kısmet olursa seneye falan satacağız. Bir de elvanlar zaten yavrulatmaya falan başladık. Elvan güvercinler falan getirmeye başladık. Onları falan göstermeye başlayacağım sizlere arkadaşlar. İnşallah güzel videolar çekmeye çalışacağız. Şu altı falan yapmaya başladık. Yani iki yerde yapacağımı söylemiştim. Burayı da orayın da aşamasına başladık. Güvercinlerimizden ise geçen bir önceki videomuza güvercinlerimizi götürdük. Direkt 40 kilometreden bıraktık. Çok ters bir alandan bıraktık. Bizim köyden bıraktık. Hep dağlık alandan geldiğinden dolayı kuşlarımız falan da korktu. Bıraktığımız günün dışında ise havalar bile çok kötü olmaya başladı. O ilk bıraktığımız gün arkadaşlar toplamda bizim 30 tane güvercin bıraktık. O gün 23 tane güvercinimiz geldi. Diğer gün ise tam 29'a tamamlandı. O diğer 4-5 tanemiz de geldi. Sadece bir tane güvercinimiz eksik kaldı. O bir tane güvercin ise arkadaşlar en güvendiğim bir güvercin. Hatta video izleyen arkadaşlar varsa elma alıp da numarası falan gösterdiğim bir kararca gibi güvercin var. Aslında normalde direkt benim damızlama olacaktı. Özellikle onu gösterdiğim videoda dedim bu numarada diye güvercinlerimiz diye. Onu gösterdik şansımız ya onu bekliyorduk o güvercin de gelmedi arkadaşlar sağlık olsun. Sadece bir tane eksiğimiz var. Çok şükür diğerlerinin hepsi geldi. Hasta haliyle bıraktığım güvercin bileme geldi. Vallahi beni çok şaşırttı. İnşallah daha güzel daha uzak mevkilerden bırakmaya falan başlayacağız arkadaşlar. Ama şöyle bir hatam oldu. İlk defa dağlık bir alandan güvercinleri saldım. Direkt çok uzaktan saldım. Bir tane gelmeme sebebi de şu. Ben tahminim o güvercin atmacı aldı. Tutulacağını hiç umut etmiyorum. Belli olmaz sonuçta güvercin ama ben düşüncem o sadece. İnşallah var ya bundan sonra daha güzel mevkilerden bırakmaya başlayacağız. Ama tek bir sıkıntı havalar artık ısınmaya falan başladı. Diğer yavrularımızı artık alıştırmamız lazım. O yüzden ara ara belki bir iki dökme daha yaptıktan sonra güvercinlerimizi kırpabiliriz. Çünkü diğer yavrulara hiç vaktimiz olmuyor. Onları alıştıramıyoruz. Yoksa seneye kışın onlara karışmaya yetiştiremeyiz. Şimdi öncelikle hemen çütlerimizdeki güvercinleri bırakalım. Ondan sonra da aldığımız çütlü mülemansı size hemen gösterelim biz. Arkadaşlar bakın şimdi burayın yapım aşamasına falan geçmiştik. Burayın şimdi çadırını falan üstüne falan kablama bir çadır falan attım ama burayı yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Umarım bu hafta havalar yağışlı olduğundan dolayı yapamadık biz. Şurayı şu şekilde yapmaya başladım. Şu diğer ilk yaptığımız yeri de tekrardan bozdum. Dedim tam faaliyetler hepsini bitirelim. Ondan sonra güvercinlerimizi koyalım. Bak şuraya normalde iki yer yapmıştım. Altlı üstlü. Şu kısımları da aynı şekilde yapacağım. Toplamda burada 6 çift güzel bir elvan güvercin yavrulatacağız. Burada var ya inşallah güzel güvercinler falan alacağız. Bu tarafı işte burada biraz su birikiyor arkadaşlar. Burayı işte biraz burayı ızgara falan düşeceğiz. Su girse bile mi altında falan kalsın. Biraz daha havalandırması iş olduğundan dolayı açı olduğundan dolayı biraz rutubet olacağını düşünmüyorum. Zaten kış aylarının son demlerine falan geldik. Yağmurların son demlerine falan geldik. Biz o yüzden ona göre güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım güzel bir şey olur arkadaşlar. Ben düşüncem bu güzel olur. Tam şurada bir şeylik yer kaldı arkadaşlar. Bir tane daha böyle yapacağımız bir yer kaldı. Burası da ileriki zamanda belki lazım olursa yaparız arkadaşlar. Ama şimdilik burası bize yeterli. Şimdi biz hemen şu aslanlarımızı bırakalım. Daha bunlara bugün hiç yem falan veremedim ben. Hemen çıkmaya da başladılar. Mülemas çütlümüz ise arkadaşlar şimdi bu kafeste. Çünkü bu alanı da normalde mülemansı da şuraya koyacağım. Burası daha zor olmadığından dolayı bu tarafa koyduk. Burada da kendilerine göre bir yer ayarladık. Çünkü diğer güvercinler vuruyor. Bak şu güvercinimiz bak, toparlamaya falan başladı.
İnşallah düzelecek. Bir büyüsün var, pişkin olsun. O gelmeyen kararaca da zaten bunun aynısı arkadaşlar. Bu mülamanslarımız ise arkadaşlar doğurdu. Bak. İkisi de sarı. Şimdi biz size hemen içerideki yeni aldığımız mülamansı gösterelim. Ondan sonra da yavaş yavaş yavrularımızı bir gösterelim. Bak, iki tane yavru hemen balına çıkmışlar bak. Bunlar çok sevdiğim güvercinlerin yavruları arkadaşlar. Bu ikisi de hambala kullandığım güvercinler. Güvercinlerin altında büyüdü arkadaşlar. Burada ise bak, hemen bir çütlümüz tekrardan yumurta doğurmuş. Burada oturuyor. Burada ise hemen bir çütlümüz burada doğurmuş oturuyor. Bu da hambalımız arkadaşlar. Bak, hemen şöyle kısaca göstereyim. Burada da hemen bir çütlümüz oturmuş. Bunun altında ise bak, bu şu an 3. at yavrular arkadaşlar. Hayvan ki 3. at. Buna biraz da erken hemen oturaklı olduğu için direkt diğer yavruları da hemen yetiştirmeye başladı. Burası ise bak, mülemansımız burada bir tane yumurta doğurmuş. Bu bizim kendi mülemanslarımız arkadaşlar. Onların yumurtası bu. Diğer yumurtasını ise hambalın altına sürmüştüm arkadaşlar. Bak, dur onlar çıkmış, onları bir kontrol edelim biz. Yok, bunlar da çıkmamış. Bunlar da çıkarsa bunlar da mülemans arkadaşlar. Burada ne var? Bak, burada da hemen bir çift yavrumuz var. Kardeş. Bunlar da hemen büyüsün. Bak, burada ise hemen dur bunları çıkartayım da. Bak, burada da arkadaşlar, burada da bir çift yavrumuz var. Biraz daha yemlerini daha vermedim ya arkadaşlar. Biraz hemen zayıflamışlar. Açlıktan var ya. Bak, şu yavrularımızı da çıkartalım da size biraz daha yakından gösterelim. Bu yavrular ise arkadaşlar, bak, bunlara ben 2 numara taktım. Bunlar Allah'tan bir şey olmazlarsa, bunlara sevdiğimden dolayı güllü atan çütlümüzün yavrusu arkadaşlar. Bak, bu da güllü arkadaşlar. Bak, daha güllünün hepsi tam çıkmamış. Bak, artık parça parça çıkmaya başladılar. Sizce bu çütlümüzün annesini babasını göstersem inanmazsınız hangisi diye. Bak, ikisi de yan yana, bak şurada geliyorlar hemen. Bak, annesi böndeki çakmaklı, babası ise şu kararaca gibi olan güvercin çakmaklaraca. Bak, verdi yavrular. Bunlar sürekli bile yavrular vermiyor arkadaşlar. Bunların bir büyüğü ise gene de şu güllü vermişti. Büyüğü alacağıyla beraber vermişti. Bunları vallahi, bu çütlümü çok seviyorum diye ayağına çifte numara taktım. Bunların da yumurtasını tekrardan sürdüm arkadaşlar. Bak. Ondan sonra yumurta doğurdular. Burada bir hambalımız var. Onun altına sürdüm. Maşallah, bunlar da büyümeye falan başladı. Bunların da aşılarını falan da yapmadık arkadaşlar biz. Bugünlerde bu aşıyı falan da yapacağız. Bu yavrular ise bizim şu 11 tenetlilerin babası dediğimizin yavruları arkadaşlar. Bak. Burada ise tekrardan bak, bir çütlümüz de burada. Çok muhteşem, sağlam göğ yavruları falan var. Bak. Bu da aynı gösterdiğim yavru. Aa, bunlar da çıkmış. Arkadaşlar bak, daha yeni yeni yavrular çıkmış. Dur, burada bakalım da yavrularına baksın. Bak, burada ise bunlar da bizim aldığımız mülamanslar. Biz de bu mülamanslarımızı yeni aldık zaten. Bak, dişi. Sarı olan dişi arkadaşlar. Erkeği ise kırmızı. Erkeğimizin kanatlarının hepsi kırmızı. Bak, kuyruğunda bir tane haşere yoktur. Dişimizin de ise hem kuyrukları veya sadece bir iki tane sarılık bir haşere var, ama kuyu yavrusunu falan temiz atıyor. Ona göre kefil aldık biz. Kanatları ise arkadaşlar sarı. Kırmızısı ise kanatları kırmızı, kuyruğu da zaten beyaz. Sizce nasıl arkadaşlar? Yeni çıkan yavrunun yanına gidiyor. Ama erkek dişiden daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. Tam oturaklı bir güvercin. Bak, boy fizik falan muhteşem yani. İkisinin de boy fiziği tam muhteşem. Bir dışarıya çıkalım da biraz daha açık alanda görelim. Bak, hatta yumurta tarladı arkadaşlar. Bak, buradayız arkadaşlar. Bak, göğü kişbirimizle çakmaklımızı tekrar yavruya vurduk. Hatta bir tane yavrusu da yukarıda uçuyor zaten. Bak, hemen yavrularını size biraz daha yakından göstereyim.
Bunlar da gök işbiri verdi aynı şekilde. Annesini verdi. Sadece annesine göre rengi biraz koyu. Şöyle biraz daha yakından dur çıkartayım da. Numaralarını falan taktık zaten. Bak bu küçük tek olan herhalde. Bak şöyle hemen göstereyim. Şuna bir numara muhteşem bir şekilde görüntü alıyor zaten. Kuşumuzu işte bu sene arkadaşlar biraz çaba gösterdik. Biraz renkli posta gibi çevirdik. Yani yarış güvercinlerden ise bile renkli gibi yaptık. Aman yavru düşüyordu. Bak bunlar da gök işbirler. Bak burada da hemen iki tane var. Bak bunlar da kanatları ise beyaz halacalarımızın. Bak maşallah. Yavrularımızın hepsini arkadaşlar yukarıya çıkardık ya. Bak güvercin sayımız nasıl azaldı. Yavrularla beraber bunları bıraktığımda saatlerce var ya şu güvercinleri kapatmaya falan çalışıyordum. Şimdi çok şükür bunları bıraktım. 5 dakika içinde tekrardan kapatıyoruz. Ama 1-2 hafta içinde tekrardan zaten o sıkıntıyı çekeceğiz. Bak yavrularımız zaten büyüdü. Dışarıya falan çok gezmeye falan başladılar. Yanına buraya gelin. Size çütlüğümüz nasıl arkadaşlar? Muhteşem değil mi? Vallahi ben çok hoşuma gitti. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar yoruma belirtirseniz sevinirim. Bak. İnşallah dediğim gibi. Şimdi buna ilk ağzını oturtacağım arkadaşlar. Çünkü çütlüklerimizin hepsi şu an yumurtaya oturmuş durumda. O yüzden yumurtasını falan kaydırmayacağım. Zaten bugünlerde yumurta da doğurur. Sadece bizim şu güvercinlerle biraz daha anlaşırsa hemen kısa bir zaman içerisinde doğurur. Şimdi çok güzel ama kanatları falan beyaz arkadaşlar. Bak kanatında sarılı falan da var da genelde beyaz. Ama erkeğimiz de tam sarı bela. Köylü kafalı. Yavrusu bir çıksın. Yavrularını gerçekten çok merak ediyorum. Her yavrular biraz rengini falan toparlamazsa dişimizi ve erkeğimizi değiştirebiliriz yani. Çünkü dişimiz zaten sadece kanatlarında birkaç tane beyazlık var. Ama şu dişi Allah var. Hakkını yemeyelim. Bizim kendi mülemansımızdan daha güzel yani. Çütlülerimiz bunlar arkadaşlar. Belki videolarımızı yeni izleyen arkadaşlar vardır. Bunların içinde hepsi bizim şeyimiz değil arkadaşlar. Hepsi yavruya falan vurmuyoruz biz. Bazı 3-4 tane güvercimizi hamal olarak kullanıyoruz biz. Bazı daha yavrularına daha kıymet verdiğim güvercinler var. Ona yumurtalarını sürekli kaydırıyorum arkadaşlar. Mesela bana çok sağlam güvercinler var. Mesela şu harappa. Yavrusuna kefilim ama göğümüz çakmaklığımız çok ondan dolayı biraz daha alacalı güvercinlerimizi altlarına kaydırıyoruz arkadaşlar. Biraz güvercimizin hepsini alacalı çevirelim. Çünkü karışmada bakıyordum bir tane kuşumuz eksik. Ne eksik? Bulmam bazen 2-3 günü alıyordu yani kuşu sayarak biliyordum bir şekilde. Biraz daha alacalı renkli güvercinlerimizi hemen çok basit bir şekilde buluyordum. Hem de biz de dedik biraz güğümü çakmamız çok olduğundan dolayı biraz güvercinimizin alacalı sayısını arttıralım. Bunun poposu havada niye yürüyor lan bu? Sen de bir düzelseydin var ya çok güzel olacak ama bir sen toparlamadın gitti. Ölene kadar bizimlesin.
İnşallah düzelirsin. Bak bak şu alanda var ya, şu damı harbiden var ya, şu geniş damı güvercinler çok seviyor. Yukarıda var ya, bile gezmiyorlardı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Size minamanslarımızı, yeni geldiğimiz güvercinleri, hem de yeni yapmış olduğumuz kafesi falan göstermeye başladık. İnşallah bugünlerde kafesimiz de tam biterse o zaman elvan çütlerimizi doğru çektim mi? Güzelce bir video olsun çekeriz arkadaşlar. Umarım güzel şeyler olur. Başka da söylemek istediğim bir şey yoktur. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like yapmayı kesin unutmayalım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.